İdlib'de son yılların en büyük insani felaketlerinden biri yaşanıyor. Kentte sivil yerleşimler yerle bir edildi. Hastane, okul, cami ve pazar yerleri de hedefler arasında. Dört milyon sivil, Esed rejimi ve Rusya'nın bombaları altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymayan Rusya ve Esed rejimi İdlib'i insansızlaştırmaya devam ediyor. Katliamdan korkan insanlarsa göçe zorlanıyor. Maarratun Numan ve Serakib'in ardından İdlib'deki yerleşimler de bir bir terk ediliyor. İdlib adeta bir hayalet şehre döndü. Şehir bu drama tam 1000 yıl önce de şahit olmuştu. 1098 yılının son günleri. Haçlı seferleri İslam dünyasını istilaya başlamıştı. İdlib, tarihin en korkunç kıyımlarından birini yaşayacaktı. Lübnan asıllı Fransız yazar Emin Maluf'un Arapların Gözünden Haçlı Seferleri kitabı bu kıyımın dehşetini anlatıyor. Kitapta Arap tarihçiler ve Frank Vakanüvislerin anlatıları da yaşananları gözler önüne seriyor. Tarihçi İbnül Esir'e göre kıyım Franklerin İdlib'e gelişiyle başlar. Haçlılar 3 gün boyunca insanları kılıçtan geçirir. Frank kronikçi Raoul de Caen bu dehşetin boyutlarını şu itirafında paylaşır. Mağarada bizimkiler yetişkin dinsizleri kazanlarda kaynatıyor, çocukları ise şişe geçiriyor ve kızartıp yiyorlardı. Frank komutanların ertesi yıl Papa'ya gönderdiği mektuplar da kıyımı doğrular. Mektuplarda Haçlı ordusunun açlıktan Müslümanların cesetlerini yedikleri anlatılır. İdlib'deki bu dehşetten sonra Haçlılar, Arap destan edebiyatında sıklıkla yamyamlar olarak betimlenir. Bugün hayalet şehre dönen İdlib'in en büyük kenti Mağara, Arap edebiyatının en büyük isimlerinden Ebu'l-Ala el-Mağri'nin de doğum yeri. Gözleri görmeyen şair, İdlib'in geleceğini görüyor gibidir. Sırçadan yapılmışız gibi parçalar bizi kader ve yapışmaz bir daha asla kırıklarımız. Mağri'nin ölümünden 40 yıl sonra Haçlılar İdlib'e gelir. İdlib'in maruz kaldığı bu mezalim, Haçlıların tüm haneleri ateşe vermesiyle son bulur. Suriye o dönemde de tıpkı bugünkü gibi siyasi çekişmelerle parçalanmıştı. Bugün İdlib'in kent ve köyleri acımasızca hedef alınıyor. Yaşananlar İdlib'in Haçlı istilasındaki dehşetini hatırlatıyor. İdliblilerin mezar taşları dahi rejim güçlerince tarumar ediliyor. Eylül 2018'deki Soçi mutabakatından bu yana İdlib'de yaklaşık 2000 sivil öldü. Rejim İdlib gerginliği azaltma bölgesinin neredeyse yarısını ele geçirdi. Ocak 2019'dan bu yana şehirden kaçanların sayısı 2 milyona ulaştı. Sığınacak yer arayan binlerce aile temel yaşam malzemelerinden mahrum. 4 milyona yakın Suriyeli'ye kapılarını açan Türkiye, İdlib'deki drama sessiz kalmıyor. İnsani yardım kuruluşları da bölgede faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Katliamdan kaçan İdlibliler Türkiye sınırına göç ediyor. Uluslararası toplumsa bu insani krize duyarsız. Dondurucu soğuk ve kar çadırlarda yaşamı zorlaştırıyor. İnsanlar çok zor halde. Özellikle bu soğuk dalgasında herkes hastalandı. Yeni göç var. Bombardıman sesleri göç ettiğimiz yerlere kadar ulaşıyor.
Herkes darda ve zorda. Çocuklarını ısıtmak isteyen aileler çareyi kıyafetleri yakmakta buluyor. Soğuk, çok soğuk. 5 kişi bir yorganla üstümüzü örtüyoruz. Soğuk bizi öldürdü. Odun ve ısınacak bir şeyimiz de kalmadı. Isınmak için elbiselerimizi yakıyoruz. Nefeslerimizle ısınıyoruz. Bir buçuk yaşındaki İman bebeğin soğukta gözleri açık can vermesi İdliblilerin dramını ortaya koyuyor. Hayalet şehre dönen İdlib, 1000 yıl önceki Haçlı kıyımının bir benzeriyle karşı karşıya.